Tabii biz burada sadece bir uzmanlık öğrencilere taahhüt edebiliyoruz. Yani bununla ilgili öğrencilerimize mezun olduklarında verebileceğimiz bir yüksek lisans diplomasının dışında herhangi bir ünvan veremiyoruz. Yani o alanda uzmandır diye bir ancak ünvan bu şekilde verebiliyoruz. Yalnız burada öğrenciye bu ne işe yarar dediğimizde de öğrenciler bu programı tamamladıkları takdirde tabii tezli ve tesisli olarak da bunu yapabiliyorlar. Tezli yaptıklarında spesifik konularla ilgili araştırmaları da beraberinde yapabilmeleri mümkün. Ama genel ders içerikleri itibariyle yapılan bir program olarak düşündüğümüzde de öğrenci buradan mezun olduğunda biraz önce sıralamış olduğum gayrimenkul geliştirme ile ilgili bir kere kurumsal işleyişi öğreniyor. Burada neler yapabilirim diye. İkincisi bir gayrimenkul geliştirme ile ilgili öğrenci Türkiye'nin neresinde olursa olsun gayrimenkul geliştirmedeki dikkat edilmesi gereken püf noktaları neler? Bunları öğreniyor. Basınlarda vesairede işte gayrimenkul balonu gibi bir takım haberler falan da spekülasyonları da duyabiliyoruz. Yani bu tür gelecekte risklerle karşılaşmamak adına gerçekten gayrimenkul geliştirmeyi iyi anlamak gerekiyor. Yani yapacağımız işte başlayacağımız projede bir risk olabilir mi? Doğru bir alanda mı, konumda mı, yerde mi, şehirde mi uygulama yapıyoruz? Bunun bizzat bir analiz içerisinde incelenip derlenip toparlanıp bakılması gerekiyor ki gelecekte geçmişte Batı'da pek çok ülkenin karşılaştığı gayrimenkulle ilgili finansman ve kredi sorunlarıyla biz de karşılaşmamız oluruz diye ümit ediyorum.